Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Sayın Kongar açıyordu, doğru. Ama bazen karışıklık oluyor. Ama bu vesileyle bir şey söylemek istiyorum hocam. Lütfen. Müsaade ederseniz. Buyurunuz, buyurunuz. Değerli seyirciler, bazı izleyicilerimiz beni programın yapımcısı, sahibi Sayın Kongar'ı da konuk zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Biz dönüşümlü açıyoruz. Tele1 kurulduğundan beri Sayın Kongar Tele1 kadrosu içinde bizim ne diyelim kurucu büyüklerimizden biridir. Bu kanalın başından itibaren birliktedir. Yani Sayın Kongar burada konuk değil, o hatayı yapmayın. Bir gün ben konuk oluyorum, bir gün Sayın Kongar oluyor. O yüzden biz sırayla açıyoruz. Yani ikimiz de konuk değiliz, ikimiz de programın sahibiyiz. Sırayla da açılış yapıyoruz. Bazen de böyle üst üste geliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, bunun tarihi bir olay olduğunu anımsatarak ben de onun üzerinde başlayayım. Şimdi Merdan Yanardağ ilk benimle temas ettiğinde projeyi anladım. Fakat gerçekleştirilebilme olasılığı olanağı hakkında ciddi kuşkularım vardı. Ama bu dönemde ki bu 2017 Ocak öncesinden söz ediyoruz. Yani 2016 işte sonbaharı filan. Yani müthiş bir proje. İktidar geliyor, Erdoğan, AKP iktidarı buldozer gibi bütün medyanın üstüne filan. Ve o arada bir adam çıkıyor böyle tek başına. İşte sağdan soldan biraz demokratlardan, biraz özgürlükçülerden destek umut ederek filan bir kanal yapıyor. Ve bana da diyor ki gel program yapalım filan. Müthiş bir proje. Tamam filan dedim ama büyük de bir kuşku var içimde. Neyse 9 Ocak 2017'de başladık. Ben o sırada Amerika'dayım. Çocukları ziyarete gitmiştim. Ben oradan Skype'la başladım ve öylece bu program bugünlere kadar geldi. Bu bir mucize. İki türlü bir mucize bu. Bir defa bir yönetim ve maliye mucizesi. Çünkü sevgili Yanardağ bunları pek fazla konuşmak istemiyor. İşte kitap kampanyalarına filan destek isteyerek sürdürüyor. Ama ben söyleyeyim, kendisine daha önceden verilen sözlerin çoğu yerine getirilmedi ve vaat edilen desteklerin çoğu geri çekildi, verilmedi, verilemedi filan. Ama girmiş oldu projeye, açmış oldu Sayın Yanardağ. Birlikte 9 Ocağı başlamış olduk ve yani inanılmaz cambazlıklar ve fedakarlıklarla, burada çalışanlar dahil çok büyük fedakarlıklarla bu kanal bugünlere geldi ve yerleşti. İşin ilginç tarafı o. Ve bu yerleşmede siz değerli izleyicilerimizin çok büyük bir desteği, çok büyük bir katkısı var. Çünkü şu ana kadar, belki bundan sonra değişecek çünkü 24 Haziran seçimleri var, artık iktidarın sallandığı gözüküyor filan. Fakat şu ana kadar böyle ciddi bir kurumsal destek olmadan sadece ve yalnızca siz demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere inanan izleyicilerimizin hem kitap hem doğrudan destekleriyle bu noktalara geldik. O açıdan ben bu projenin içinde lütfediyor Sayın Yanardağ. Doğrudur. Çok şey bir arkadaş. Yani böyle programda göründüğü gibi hani kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, ders veriyor filan. Bu kanal yönetiminde ve insanlarla ilişkilerinde fevkalade yumuşak, danışan, son derece eleştiriye ve önerilere açık bir arkadaş. Lütfediyor. Hem kendi çalışanlarıyla birlikte hem de bana çok sık danışıyor. Yani ben de kendimi bu gerçekten bu projenin bir parçası hissediyorum. O hissi veriyor. Buradaki çocuklar da öyle. Bütün bu genç arkadaşlar. Şimdi hepsinin isimlerini tek tek saymayayım. Ben onlara Spartakistler diyorum. Öyle bir isim taktım. Sevdiler onlar da. Onlara şey dağıtıyorum ben. Ünvan dağıtıyorum. Erden, onbaşıdan, çavuştan, orgenere, başarak kadar filan. Böyle bir tatlı hava içerisinde bu havayı yaratan ve bu kanalı yürüten Merdan Yanardağ'a tarihi bir görev yaptığı için kutluyorum. Ara çok sıra bu ederim. İnsan ilişkilerinde bunlar unutulabilir. Çok teşekkür ederim. Yani çok gerek çalışanlarla olan ilişkilerde sizin gerek... Sizin inceliğiniz... Estağfurullah. Hayır. Ben toplum bilimcisiyim, bilimciyim canım. Yani ayrıca bu yaştan sonra hiç kimsenin bana katacağı bir şey yok. Benim de kimseye katabileceğim bir şey yok. Ama bu proje fevkalade önemli bir proje ve parçası olmaktan, yani Tele1 yayınları parçası olmaktan onur duyduğum bir proje. Bunu bu vesileyle biz de sizinle birlikte olmaktan onur duyuyoruz destektim. Ve size bir soru. AKP Erdoğan iktidarı kampanyasını
kimin paralarıyla yürütüyor dersiniz? Sizin paralarınızla yürütüyor. Yani başbakan diyor ki arkamda 81 milyonun duası var. Derhal millet diyor ki ben hariç. Yani bu ne bir aymazlıktır veya ne diktatörce totaliter bir davranıştır. Ne demek 81 milyon bir partinin üstelik de partili olduğunu vura vura söyleyen bir yönetimin arkasında dua etsin? Ne münasebet? Yani dua var, beddua var filan neyse terbiyemi ve dini şeyleri bozmayayım Ramazan günü. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımız ki AKP Genel Başkanı olmayı yemin etmiş olmasına rağmen, tarafsız Cumhurbaşkanı olacağına yemin etmiş olmasına rağmen anayasa değişikliğiyle 16 Nisan'daki şaibeli sonuçlara dayalı anayasa değişikliğiyle AKP Genel Başkanı olmayı tercih etmiş olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan en son somut olarak söyleyeyim Akhisar'daki seçim propagandasına Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle gidiyor. Cumhurbaşkanlığının bütçesi nereden çıkıyor? Sizin benim cebimizden çıkıyor. Erdoğan Yanardağ'ın işte bilmem buradaki bilmem kameraman arkadaşın cebinden çıkıyor. Ve aldığın sigaranın, yediğin ekmeğin, okuduğun kitapta ödediğin vergiden çıkıyor. Tabii. Oraya ödediğimiz yani, KDV'den dolaylı evet, vergiden çıkıyor. Ve bizden vergileri cebimizden alıyorlar. Kendilerine o paralarla harcama yapıyorlar. Bir bölümü de gizli, bir bölümü açık. İşte uçak alıyor, helikopter alıyor. Sonra da onu kendi partisinin seçim kampanyası için kullanıyor. Bu arada sevgili Muharrem İnce Cerrahpaşa Fakültesi'ne gitti ve orada öğrencilerle, hocalarla konuştu diye Cerrahpaşa dekanını efendim siyaset yapılmaz üniversitede diyerek utanmadan görevden alan YÖK Başkanı'nın koordinasyonunda 16 Nisan'da evet propagandası yaptırdılar bütün rektörlere. O rektörlere de mezarlarında bile ters döndürecek kadar utanç vesilesidir bu. Hem iktidarın organı oluyor, piyonu oluyor, YÖK'ün emriyle iktidara yönelik hem de Türkiye'nin anayasal düzenini, parlamenter demokrasisini yok eden bir anayasa değişikliğine evet diyor. Bunların hepsinin tarih siciline yazılmıştır bunlar. Evet, şimdi bu bugünkü şeyde... Hocam yani, bir rektöre değinmeme izin verir misiniz? Lütfen, size lütfen. Göndereceğim. Şimdi, lütfen. Bu Mardin Artuklu Üniversitesi'nin rektörü vardı. Ünlü rektör. Var, evet, ünlü rektör. Ahmet Ağırakça, değerli seyirciler. Hocam attığı Twitter mesajını okuyorum. Tweet. Mardin AK Parti milletvekili listesinin harika olduğunu görüyorum. Çok kıymetli arkadaşlar liste başlarında bunların başarılı olacağına, Mardin'e hizmet edeceğine ve geçirdiğimiz boş yılları telafi edeceklerine inanıyor. Herkesi şimdiden gönülden tebrik ediyorum. Başarı kapıda. Sayın Yekta Saraç, Sayın YÖK üyeleri hemen Artuklu Üniversitesi rektörünü görevden alın. Derhal. Yazılı. Bakın mesaj. Bugün bu sabah bir gazeteci arkadaşım, bir radyo ve televizyon programcısı bir arkadaşım bunu gönderdi. Derhal görevden alın. Var ya bu sarıkla, cübbeyle çıkıp poz veren kişi. Onun tweet hocam. Evet. Şimdi evet derhal görevden alınması lazım. Bunlar böyle. Yani bunlar bir defa hani Sayın Cumhurbaşkanı bile yani en başta hani balık baştan kokar filan diyorlar. En başta Türkiye Cumhurbaşkanı bütün Türk milletini, Türk halkını, bütün etnik grupları, mezhepleri, dinleri kapsayan, temsil eden bir kişi niteliğiyle seçilen Cumhurbaşkanı bunu elinin tersiyle itti. Dedi ki hayır ben AKP Genel Başkanıyım. Yani bu zihniyetle Türkiye yani inanın 24 Haziran'da kazansalar bile bak bunu tekrar ediyorum 24 Haziran'da kazansalar bile artık Türkiye'yi yönetemeyecekler. Bilgilerinin, becerilerinin, imkanlarının sonuna geldiler. Mümkün değil. 24 Haziran'da seçimi kaybederlerse kurtulacaklar bu beceremedikleri yükü taşımaktan. Neyse şimdi daha ötesi var. Güncel olaylara gelen bir Pensilvanya tartışması var. Muharrem İnce dedi ki Recep Tayyip Erdoğan için siz dedi Pensilvanya'ya gittiniz de oradan icazet aldınız partiyi kurmadan 2001 yılında dedi. Erdoğan da buna işte saldırdı ispat et bilmem ne filan diye İnce buna cevap verdi. Dedi ki gittiğiniz kişi
Beraber gittiğiniz kişi bana söyledi, şimdi başını yakmayalım diye. Çünkü bir de şimdi elinde devlet imkanları var AKP'nin. Yargıçlar AKP'li. Hem de il ve ilçe şeylerinden getirdiler. Savcılar AKP'li. Bir de şimdi şey icat ettiler, terör örgütü FETÖ. Ve bir de madde var, üye olmadan örgüte, hiyerarşik örgüte üye olmadan yardım ve destek. Birisine FETÖ'cü diyor veya PKK'lı diyor bir Kürt'e, bir belediye başkanına. Atıyorlar içeri, unutuyorlar. Yani öyle iddianame falan da vermiyor, avukata da vermiyorlar. Yani orta çağdan 1200'lerde Magna Carta'dan geri bir hukuk düzeniyle baskı yapıyorlar. Onun için Muharrem İnce dedi ki, şu anda dedi başını yakmayayım diye o kişiyi söylemiyorum. 24 Haziran'da seçilirim, 25 Haziran'da söylerim dedi. Yani inşallah öyle olur, o biraz fazla iyimser. 8 Temmuz'da seçilir inşallah, 9 Temmuz'da söyler. Hepinizi uyarıyorum. Seçim 24 Haziran'da bitmeyecek. 8 Temmuz'u herkes takvimine yazsın. 8 Temmuz'da herkes sandık başında olacak. Türkiye'nin kaderi 24 Haziran'da meclis belirlenecek. 2 hafta daha sabredecek. Evet, 2 hafta, bravo. Tabii, evet, hafta. Yani bu Pensilvanya olayı da bu. Evet. Sizin o konuda yorumunuz hocam, olabilir. Çünkü sandık, hemen söyleyeyim, sandık taşıma, ata binme, Isparta Üniversitesi, İzmir Havaalanı, Cemevi meselesi ve CHP programı diye bende daha çok gündem maddesi var. Fırsat bulursak bugün, olmazsa yarın. Hocam Pensilvanya'ya gittiğini şöyle söyleyeyim ya, herkesin bildiği bir sır. Yani herkesin bir, yani gökten ne yağdı da yer kabul etmedi, ne istediniz de vermedik diyen bir bitsin bu AKP genel başkanından söz ediyorum. Bitsin bu özlem, evet. Değil mi? Hasret. Televizyon ekranlarında biz ne demişti diye bir bant yayınlıyoruz. Bir bölüm, bir penceremiz var. Orada Sayın Erdoğan'ın ve diğer AKP'li yöneticilerin bir dönemler ve Devlet Bahçeli'nin neleri söylediğini ve bugün nasıl davrandığını seyircilerimize karşılaştırmalı bir biçimde sunuyoruz. Sık sık gündeme getirdiğimiz bir şey var, bu Kudüs meselesinden sonra. Sayın Erdoğan'ın Kudüs ziyareti var. Üstelik de Ariel Sharon, yani Filistinlilerin katili Ariel Sharon, katliamlara imza atmış biridir. Eski askerdir zaten. Evet. Katliamlara imza atmış biridir. Ariel Sharon'u nasıl karşıladığını, hangi sözlerle karşıladığını lütfen Tele 1 ekranlarında sabırla bekleyin. Sık çıkıyor, mutlaka göreceksiniz. Arkadaşlar, rejideki arkadaşlar mümkünse 18 dakikanın sonrasında hemen koysunlar. Yahudi milletinin başkentine hoş geldiniz, İsrail'in başkentine hoş geldiniz diyor. O da başını sallıyor. Yani sıkışıyorlar ve gidiyorlar. Bir de öyle karşılıyorlar. Bir ve de evet. Kudüs'e gitmiş hocam, görüşmeleri yapmak için başkent olarak Kudüs'e gitmiş ve Kudüs'te karşılanmış. Şimdi dolayısıyla ben bir de Gazze'ye gideceğim hikayesi var. Gidemedi. Yani yeni bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu yeni bir haber değil. O yüzden Pensilvanya'ya gittiği yeni bir haber değil. Sık sık Bankasya'yı beraber açtılar. Bankasya'yı beraber açtılar. Sonra kapattıkları darbecilerin anayasa şeyi diye, bankası diye. Ama bu arada bir cinlik yapıyorlar. Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında soruşturma başlatıyorlar. Niye? 27 Mayıs konusunda attıkları bir tweet. Şimdi bu tweet mesajı, ADD adına atılan Twitter mesajı maksadını aşmış. Şimdi Sayın Genel Başkanları Tansel Çöraşan, bir açıklama var, bizim hayır, ana haber bültenine katıldı ve Evren Özalkuş'a anlattı durumu. Hemen fark ediyorlar, Twitter mesajını siliyorlar. Bunu atan, bilgisi dışında, yönetimin bilgisi dışında bunu atan üyelerin hakkında da soruşturma başlatıyorlar. İdari soruşturma başlatıyorlar. Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye'de 514, yani 500'ün üzerinde şubesi olan, tam rakam artmış olabilir, son bildiğim rakamdı bu. Ciddi, geniş bir örgüt. İçinde öğretmenlerden, öğretim üyelerinden, eski bürokratlardan, işçiden, sendikacıdan tutun, üyelerinin yarısının kadınların oluşturduğu önemli bir örgüt. Şimdi 27 Mayıs'ın yıl dönümüydü. Biz bu hafta sonuna denk geldiği için konuşamadık. Şimdi 27 Mayıs tartışma, 27 Mayıs'ı şöyle bir şey yaptılar hocam. Biz zaman zaman konuşuyoruz. 12 Eylül ve 12 Mart darbesiyle eşitleyerek 27 Mayıs'ı mahkum ettiler. Şimdi 27 Mayıs'ın en büyük kusuru 3 kişiyi idam etmesidir. Evet. Ben infaz hukuku bakımından bunu insanlık dışı bulduğum için karşıyım. Ama bu demek değildir ki Menderes suçsuzdu. Hayır, Menderes halka karşı, ülkeye karşı çok açık suç işlemişti. İki, Menderes Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmayı ve seçimleri ertelemeyi
planlamış, bunun hazırlığını yapmak üzereydi. Tahkikat encümeni. Tabii, tahkikat encümeni. Yasa var, 18 Nisan 1960, 18 Nisan 1960'da yasa çıkıyor. 27 Nisan'da da o tahkikat encümeninin yetkileri çıkıyor. Evet. Evet. Tahkikat encümeni şu değerli seyirciler. Demokrat Parti milletvekillerinden mecliste oluşturulan bir komisyona mahkeme yetkisi veriliyor. Bu komisyon istediğini tutukluyor, istediği derneği ya da siyasi partiyi kapatıyor, istediği mala el koyuyor. Kim var burada? Demokrat Parti üyeler var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatma hazırlıkları yapıyorlar ve seçimleri erteleme hazırlığı var. 1957 beyannamesi vardır. İlkeler bildirgesi şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Son derece demokratik bir Türkiye tasarlayan bir bildirgedir. Durum böyle olunca, bakın 27 Mayıs öyle hiyerarşik bir yapı içinde yapılan bir darbe falan değildir. Gençlik muhalefeti, halk muhalefetiyle genç subayların birleşerek gerçekleştirdiği bir ihtilaldir. Bunun dünyada örnekleri vardır. Bir tanesi 1974 Portekiz'dir. Portekiz, karanfil devrimi diye anılır. Dünyada hiçbir siyaset bilimi, bilimcisi, politikacı ya da akademisyen 1974'e darbe demez. Bugünkü Portekiz demokrasisini kuran onlardır. Salazar diktatörlüğünü, 40 yıllık bir faşist diktatörlüğü yıkarak, geçmişte Nazi yanlısı, Hitler yanlısı olmuş, Franco ile birlikte, Franco İspanya'da iç savaşla darbe yapıp iktidara geldiği zaman Salazar'da bir sivil olmasına karşın, bir iktisat profesörüdür aslında. Evet, evet. Kendi ülkesinde bir darbeyle iktidara geliyor ve 40 yıl süren kanlı bir diktatörlük inşa ediyor. Bu diktatörlüğü kim yıkıyor? Aynı 27 Mayıs'ta olduğu gibi genç subaylarla devrimci gençler, sendikacı, sendika üyeleri, işçiler, emekçiler, halk. Dolayısıyla 27 Mayıs'ı bugün Türkiye solunun ve liberallerin en büyük yanlışlarından, kusurlarından biri 27 Mayıs'ı feda etmektir. Elma ile armudu birlikte aynı yerde şey yapamazsınız. Ölçemezsiniz, değerlendiremezsiniz, toplayamazsınız. Bunu da şuradan görmek lazım. Hocam 1961 Anayasası sadece Türkiye'nin değil, Batı dünyasının en özgürlükçü anayasalarından biridir. Değerli seyirciler, polislere bile sendika kurma hakkı tanıyan, hukuk dışına çıkan, hükümetler karşısında halka direnme hakkını tanıyan, bağımsız kurulları getiren, yani özerk kur, TRT özerkliğini, özerk üniversiteyi, güçler ayrılığı ilkesini gerçekleştiren, solun üzerindeki yasakları kaldıran, ondan sonra 27 Mayıs Anayasası'ndan sonra Marksist klasikler Türkçe'ye çevrilmeye başlandı. Nazlı Hikmet ilk kez 27 Mayıs Anayasası kabul edildikten sonra bu ülkede yayınlandı. Türkiye İşçi Partisi ancak o zaman kurulabildi. DİSK o zaman kurulabildi. Dolayısıyla özgürlükçü bir anayasa söz konusudur. Yani 27 Mayıs'ı şöyle bir Aristo mantığı, yani olmaz, bizim aklımızda kimse alay etmesin. Özüne, niteliğine bakmadan biçimsel benzerlikleri üzerinden genel bir değerlendirme yapılmaz. Bu bilim değildir, bilimsel bir bakış değildir. Şimdi bugün Bekir Bozdağ hocam, Atatürkçü Düşünce Derneği, ha onlar darbeci, bak darbeye övdüler. Tansel Hanım kalktı, hayır yok öyle bir şey dedi. Biz darbe mağduruyuz. Ergenekon soruşturmaları sırasında geldiniz, bastınız, başkanımızı, yöneticilerimizi tutukladınız, bilgisayarlarımıza el koydunuz. Siz darbecisiniz. Ergenekon operasyonları, Ergenekon kumpası bir darbedir. Cumhuriyete karşı bir darbedir. Evet. Cumhuriyete karşı bir darbedir. Darbe yapmamış, bir fiili olmayan insanları siz darbe yapacaktınız diye tutukladılar. Hukukun temel ilkesidir. Fiille fail arasında, yani suçla sanık arasında bir irtibat kurarsınız. Böyle bir irtibat yok. Nitekim kumpas çöktü, kumpas kurduklarını itiraf etmediler mi hocam? Kendileri ettiler. Tabii. Ve değerli seyirciler, Türkiye'de Kemalistler, Cumhuriyetçiler darbe yapar efsanesi çöktü. Ne zaman çöktü? 15 Temmuz'da. 15 Temmuz darbesini İslamcılar yaptı. Dinciler yaptı. AKP'nin 11 yıl ülkeyi beraber yönettiği Fethullahçı çete yaptı. Onların koalisyon ortağı yaptı. 20 Temmuz darbesini kim yaptı? AKP yaptı tek başına. Cemaati tasfiye etti. Kimin sayesinde? Ordunun ana gövdesi darbeye direndi. Cumhuriyetçi, yurtsever subaylar direndi. Yoksa sokağa çıkan halkın darbeyi önlediğini, bastırdığını, yani bu bir efsane oluşturulabilir. Hani kahramanlık menkıbeleri buradan çıkartılabilir ama nitekim o türbanlı kamyon kullandığını söyleyen teyzemiz gibi bir dizi sahte naylon kahraman şimdi, çıkar oradan. Şimdi bir cümleyle bitireyim hocam. Durum şu. Beraber cumaya gittikleri insanlar darbe yaptı hocam. Evet. Siz darbecisiniz. 20 evet. Temmuz'da da kendi darbenizi yaptınız. Onu bunu darbecilikle suçlamayın. Yapmayın bunu. Şimdi, yapmayın. Değerli izleyiciler,
Türkiye'de politika ve politikacılar sağ kesimin temsilcileri olarak Türkiye'yi yönettikleri için, 46'dan beri bunlar yönetiyor Türkiye'yi, tarihi saptırıyorlar. Şimdi çok açık ve net olarak 27 Mayıs'la ilgili 3 gerçeği ifade etmek istiyorum. Bir defa birinci gerçek. Menderes'i, Polatkan'ı ve Zorlu'yu asmakla 27 Mayıs'çılar siyasal cinayet işlemişlerdir. Hiç kuşkusu yoktur. Ben her türlü idama karşıyım. Bundan önce her türlü idama karşı olmaktan önce siyasal idamlara karşıyım diye bu Menderes'in idamından beri söylerim. Yani bu siyaseti kana bulamıştır, yetmiyor. Günümüze kadar uzanan bir kan davasının sebebi de olmuştur. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, Türkiye'ye çok partili düzen geldikten sonraki ilk darbe 27 Mayıs değildir. 18 Nisan ve 27 Nisan Demokrat Parti'nin tahkikat encümeni darbesidir. Türkiye'de çok partili düzenin ilk darbesi askeri darbe değil, Demokrat Parti'nin tahkikat encümeni kurarak yaptığı sivil darbedir. 2. 3. Uzatmayacağım. Aslında bir sürü başka şey söylenebilir. 27 Mayıs değil, 27 Mayıs sonrası %60'ları aşan bir kamuoyu oyuyla kabul edilen 61 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye'nin laik cumhuriyetini, laik ve demokratik sosyal refah devleti, hukuk devletine sıçratan olağanüstü özgürlükçü bir anayasadır. Sırf bu nedenle 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri yapılmıştır. Darbeleri evet. 61 Anayasası'na karşı yapılmıştır. 27 Mayıs darbesiyle 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri birbirlerine karşıdır. Ama Türkiye'de darbeler dizisini başlatan ilk darbe 27 Mayıs değil. 27 Nisan Demokrat Parti'nin tahkikat encümeni sivil darbesidir. Bu kadar. Çok doğru hocam. 27 Mayıs Cumhuriyete demokratik bir boyut kazandıran bir atılım. Anayasa o. Çok katılıyorum hocam. Bir şeyle bitirelim. Süremizde geçtik. Şu Osman Can'a ne diyorsunuz? Ya Profesör Doktor Osman Can. Bunların şeyi... Hani hocam bunların şeyi çorbasında boncuk aradı ya bir liberaller. Hayır bunların... MYK üyesi. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. En büyük desteği verenlerden biri. Büyük hayal kırıklığına uğramış. AKP devlet aklını yok etmiş. Evet yok etmişler. O solcu değil ama sağdan değil sağdan, mi? Sağdan evet. Sağdan ama böyle solcuymuş gibi geçindi işte. Evet işte öyle. Demokratik Hukukçular Derneği üyeliği yaptı. Ve bizim avanak liberalleri avladılar. Evet, ya onlar da hani çorbasında şey arıyorlar ya bunların boncuk arıyorlar ya. Buldular galiba çorbalarındaki boncukları. Bir bölümü hapiste. Evet, bir bölümü hapiste. Büyük hayal kırıklığına uğramış hocam. AKP devlet aklını yok etmiş. Evet dün bir arkadaşım, mühendis arkadaşım ve bizim Tele1 programcısı, gazeteci, yazar Mehmet Ali Güller bir olay anlattı. TÜBİTAK'a dostları bir şey projede başvuruda bulunmuş. Ya demişler ki balistik füze yapmayı düşünmez misiniz TÜBİTAK? Onlar da demiş ki ya dünyanın her yerinde balistik füzeleri devletler yapar. Ya öyle mi demişler? Ya tabii Amerika'da bile devlet yapar. Canım serbest pazar falan demişler. TÜBİTAK'çılar yok olur mu öyle şey? Almanya'da da, Fransa'da da, Amerika'da da bunu devlet yapar, sivil yapmaz. Balistik füze dediğiniz şey nükleer başlık da kullanabilen füzeler ve kitle imha silahlarıdır bunlar. Devlet kontrolünde olur. Allah Allah biz bilmiyorduk bir araştıralım dedim. Devlet aklının yok olması bu işte. Devlet aklının yok olması bu. Hocam süremiz doldu. Evet, yarına bende daha çok madde var. Çok var unutmam evet. Bunları yarın konuşacağız. At meselesi var at. Bisiklete bin demiş buna, sen bisiklete bin demiş, bu da diyor, ata binmiş diyor ki ben ata da binerim ama sen binemiyorsun diyor filan. O attan düşme hikayesi. Gezi'nin yıl dönümü bu. Evet, Gezi'nin büyük yıl dönümü. Büyük Gezi direnişinin yıl dönümü. Ben yarına yazdım değerli izleyiciler. Gezi üstüne yazdığımız kitapta Aykut Küçükkaya ile birlikte Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. 2013 Haziran'ından beri Türkiye'de artık hiçbir şey değil, eskisi gibi değil. Yarına Cumhuriyet'te onu yazdım. Daha... Isparta Üniversitesi 1992'de kuruldu, biz kurduk diyor. İzmir Havaalanı var, Cemevi olayı var. Yani var oğlu var. Sonra bir de CHP programı var. Yani yarına biz Gezi'nin o güzel çocuklarını burada sevgiyle selamlayalım ve bitirelim. Hoşçakalın. Evet, seçim öncesi döneme geldiği için 18 dakikanın uzamasını hoş görün değerli izleyiciler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Biliyorum ben.